Sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizinle birlikte konumuzu araştırdığımız ismi Rabb'e odaklanmak. Aradan önce şunu Tamer Bey siz de anlatmıştınız. Şunu gördük ki Davud peygamber kendi hayatını kurtarmak için ya hayatta kalmak için Saul kraldan kaçması gerekiyordu, saklanması gerekiyor. Neden? Çünkü Saul peygamber bir türlü Davud'un onun kral olmasına müsaade etmiyordu ve kabullenmiyordu bunu Rabbin istemesine rağmen. Fakat buna rağmen Davud peygamber her durumda, çünkü her durumda onu Rabb korumaktaydı, onun hayatta kalmasını yardımcı oluyordu ve Davud peygamber de Rabb'e daima övgülerini sunuyordu. Mezmurlarda 104. bölümde 33. ve 34. ayette şöyle söylemektedir. Ömrünce Rabb'e ezgiler söyleyecek. Var oldukça Tanrımı ilahiler öveceğim. Düşüncem ona hoş görünüşün. Sevincim Rabb olsun. Evet, gerçekten öyledir. Çünkü Rabb bizi daima verecektir, daima koruyacaktır, daima bizim yanımızda olacaktır. Çünkü Rabb bizi seviyor ve bizim hep iyilikte olmamızı istiyor. Ve bizler de bunu bilerek ona daima övgüler sunmalıyız. Daima onu hoşnut etmeliyiz. Daima onunla olmaya sevinçte çalışmalıyız. Evet. Ayrıca de Titus 2. bölüm 12. ve 13. ayetlerde de şöyle diyor. Bu da bir nevi devamı olsun. Nedir konumuz? Rabb'e odaklanmak, değil mi? Evet. Rabb'e odaklanırken ilahilerle, ilahiler de söyleyebiliriz. Dualar söyleyebiliriz. Evet. Şimdi bakalım Titus kitabında ne diyor? Rabb'e odaklanmak nasıl oluyor? Başka bir türlü. Bu lütuf tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı yolunu yarışır bir yaşam sürebilmeniz için bize eğitiyor. Demek ki biliyoruz ki Rab Adem ve Hava'yı yarattıktan sonra onlara özgür seçme hakkı verdi. Allah onlara kendi iradesini de bildirdi. Ama onlar bir şekilde günahı seçtiler. Şeytanın yalanlarına uydular ve Yüce Yaratıcımızı şüphelendiler yaptıkları hareketlerle. Ve daha sonra Rab onlara lütuf gösterdi, merhamet gösterdi. Hemen onları yok etmedi, öldürmedi. Tekrar ikinci bir şans onları tanıdı. Ve böylece onlar daha uzun yıllar yaşadılar. Evet. Rabbin lütfu o zamandan başlayıp günümüze kadar devam ediyor. Biz Rabbin lütuf zamanında yaşıyoruz. Bir çağ olarak diyebiliriz. O lütfunda yaşarken de çok dikkatli olmamız lazım. Böyle ne diyor ayette? Tanrısızlığı ve duygusal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmeniz için bizi eğitiyor. Evet. Yani burada çok önemli. Bakın, insan Allah tarafından yaratıldığı zaman bize Rab yaratıcımız bir vicdan veriyor. Bu vicdanı da eğitilmesi için bize ilk adımı atmamızı bekliyor. Eğer ben vicdanımı Yüce Rabb'e açarsam, Rab lütfen sen beni ve vicdanımı eğit için yalvarıyorsam, o zaman Rab benim vicdanımı da eğitecek. Allah'ın kelamına, Allah'ın ahlaki yasasına göre benim vicdanım eğitilmiş olacak. Evet. Yarın bir gün ben belki de Rabbin halkından uzak kalabilirim bir şekilde. Bazı meslek işlerden dolayı uzak yerde olabilirim veya Allah'ın kelamını okumayabilirim. Ama Rab vicdan sayesinde beni uyarmaya, beni doğru yolda yürümek için yardımcı olmaya devam edecek. Evet. Bunun için ben ne yapacağım? Onun beni eğitmesi için kalbimi ona açacağım. Kalbimi, evet, vicdanımı ona açacağım. Demek ki Allah'ın bize verdiği vicdan eğitilebilen bir vicdandır. Eğer ben buna izin vermiyorsam, müsaade etmiyorsam, o zaman benim vicdanım Rabbin yolunda yürümemi sağlamayacak. Tam tersine, evet, benim bencil,
yollarda yürümemizi yardımcı olacak. Ve devam ediyorum Titus'un kitabından okumayı. Bu arada mübarek umudumuz gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içine gelmesini bekliyoruz diyor. Evet. Demek ki biz bir tarafta eğitim sürecini devam ediyoruz. Rabbe odaklanıyoruz ve onun gösterdiği yolda ilerliyoruz. Ama bu yürüyüş bir yere kadar gelecek. O da kutsal kitapta diyor İsa Mesih'in ikinci gelişi. İsa Mesih'in ikinci gelişini bütün çağlar boyunca imanlar beklediler. Nasıl? Eski halk Musa, Adem'den başlayıp İbrahim peygamber, Davut peygamber, Süleyman peygamber vesaire vesaire. Nasıl onlar İsa Mesih'in ilk gelişinin bir Mesih olarak doğmasını beklediler ve 2000 yıl önce İsa Mesih doğdu, dünyamıza geldi. Aynı şekilde şu an İsa Mesih Allah'ın huzurunda bizim için arabuluculuk yapmaktadır. Bizi savunuyor. Günahlarımızın affedilmesi için o kendi çarmıhta nasıl öldüğünü beyan edip bizim günahlarımızın affedilmesini sağlıyorsa, aynı şekilde o da kıyamet gününde, dünyanın sonunda tekrar gelecek. Evet. Ve o zaman o umutla yaşamamız lazım. Yani evet. Ben öyle bir yaşamı sürdürmem gerekiyor ki sonuçta böyle sonsuzlukla ben istediğim gibi yaşayacağım değil. Benim yaşamım İsa Mesih geldiği an bitiyor. O artık biliyoruz ki imanda olan insanları alıp göğe onları bir an bir şekilde kendi yanına alacak. Evet. Dolayısıyla o umutla, o sevinçle yaşayalım. Birçok imanlı insan o umutla yaşadılar. Onlar biliyorlardı ki ne olursa olsun sonuçta Efendimiz İsa Mesih vaat ettiği gibi bir gün kıyamet gününde gelecek. Evet. Gelince de artık biz ona kavuşacağız. Ve hep birlikte bir topluluk olarak Yüce Allah'a yüceliklerimizi, siz de biraz önce okuduğunuz gibi ilahilerimizi sunacağız. Evet. Bunun için şimdiden hazırlanalım. Şimdiden o eğitim sürecinde adımlarımızı teker teker atalım. Evet, aslında ben bu ayete baktığımda şunu görüyorum ki burada dünyasal arzuları reddetmemiz lazım. Yani ben şunu anlıyorum ki ben istiyorum Allah'a odaklanmak istiyorum. Hayatımı ona vermek istiyorum. Onun yolundan yürümek istiyorum ama bazen işte azıcık bir yerden bir yalan söyleyeyim. Azıcık bir yerden bir hırsızlık yapayım. Azıcık birini kandırayım. Azıcık birine kötülük yapayım diye düşünmekle aslında şunu görüyoruz ki Rab bizden bunu istemiyor. Bizim hayatımızda dediğiniz gibi ayette de hayatımızı tamamen ona vermemiz lazım ve hayatımızı hep onunla birlikte, yani günaha sırtımızı dönmemiz gerekiyor ve artık Rab'le yan yana yürümemiz gerekiyor. Yani Rab'den kendimiz bizzat bilinçli halde böyle yapmamalıyız. Yani bazen biz çözemiyoruz tabii ki, bu da Allah'tan uzaklaştığımızdan dolayı yönümüzü göremiyoruz ama bunu eminim ki seyircilerimiz de kendimizi her araştırırsak hayatımızı onu görüyoruz ki gerçekten bunları bazen seviyoruz. Canımız istiyor yapmaya. Aslında ben de paylaşmak istiyorum bir yerle Galatyalılar kitabında yazılı. Galatyalılar mektubu yazılmıştır 2. bölümde 20. ayette şöyle diyor. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim diyor. Evet. Yani eğer ben Allah'ın tarafına geçiyorsam, İsa Mesih'le yürümeye söz veriyorsam, ben onu seçiyorsam hayatımda, ben onunla aslında günah için çarmıhta gerilmiş oluyorum ve geri dönüşüm artık olmamalıdır. Artık ben yaşamıyorum diyor Resul Elçimiz. Mesih bende yaşamış oluyor. Eğer Mesih bende yaşamış oluyorsa artık benim günahla temasım olmamalı. Eğer günah işliyorsam demek ki kendimi kandırmış oluyorum. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Bunu söylemeye çalışıyor bize
Resulümüz ki biz kendimizi Tanrı'ya feda etmişsek Allah bize gönderdiği İsa Mesih'inle onunla birlikte ona iman ederek hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor ve gerçekten de hayatımızı ona feda etmemiz gerekiyor. Bu kolay değil tabii ki. Biz bir günahlı dünyada yaşamaktayız ve günah bizi daima sınayacak, daima bizi kendine çekmiş olacak ama işte bundan dolayı biz kendimizi hep bakışımızı Rabbimize, İsa Mesih'e odaklamalıyız. Kolay değil ama imkansız değildir. Evet. Daha önceki ayetlerde de gördük ki Rab bize her zaman gelecek ve bize destek verecek. Neden? Çünkü günahı yenmiş oldu İsa Mesih, zaferi kazandı ve bize de bu zaferi vermiş olacak. Evet, gerçekten. Ve ayrıca de biliyor musunuz, Rab güvenilirdir. O sözünü vermişse muhakkak yerine getirecektir. Ve bundan dolayı ona güvenebiliriz. Aynen Davut peygamber gibi Mezmur 5. Mezmur'da 3. ayette yazdığı gibi söyleyebiliriz. Sabah sesimi duyarsın ya Rab. Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim. Ve biz de bu anlayışla onu dualarımızı yükseltelim. Ondan yardım isteyelim. O bizi eğitecek. O bize yardım elini uzatacak. Ve bizi yalnız bırakmayacak bu yolculukta. Dolayısıyla her sabah ona dua edelim. Sesimizi, dualımızı ona yükseltelim. Biliyoruz ki o bizim dualarımızı duyuyor. Ve umutla bekleyelim. Umutsuzlukla değil. Çünkü o güvenilir bir yaratıcıdır. Evet, çok teşekkür ediyoruz güzel sözler için. Evet sevgili seyirciler, hep birlikte programımızda şunu gördük ki hayatımızda Rab'be odaklanmamız gerekiyor ve Rab de bizi tabii ki bırakmaz. O bize yardıma gelir. Biz ona isteklerimizi doğru yolda yürümeye gösterirsek, bunun da gayrette bulunursak bizim yanımızda olacaktır. Eğer sorularınız varsa onları bize ulaştırabilirsiniz. Gördüğünüz ekranda e-mail adresten bize yazabilirsiniz. Şimdilik sizlerle vedalaşıyoruz ama umuyorum ki bir sonraki programda bu vaatleri araştırmaya ve görmeye ve Rabbe övgüler sunmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.